Seyahat esnasında camlarımızda kullandığımız kelimelerin doğruları yazıyor. Böylelikle onları öğrenmeleri ve bilgisayarları daha kolay ve daha çabuk olacak ve hakkılarına daha fazla yer verecek. Onlar da kalıplar var. Aşağı ateşi de gelecek su makinelerinde yapıyoruz kalıpları. Şuraya da geç ama çocuklar. Ne kadar okursanız o kadar güçlü olursunuz. Tabii bizim bu faaliyetlerimiz Büyükşehir Belediye'mizin bize tanıdığı imkanlar ve onlarla kurduğumuz sıcak ilişkiler sayesinde biz bugün buradayız. Şahsınızda tüm Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Şahsım, yürütme kurulu ve tüm Gaziantep adına. Çünkü bir yerde bir bayan idareci ise orada yapılan işler daha sakin, daha güzel olur. Eğer bugün Ukrayna'da veya Rusya'da bir bayan idareci olsaydı bu savaş olmazdı diye düşünüyorum bir kadın doğum hekimi olarak. Ben şahsınızda tüm belediye çalışanlarına ve emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Bizim kitap setlerimizin içerisinde nutuk, gençler için nutuk var. İkincisi Antep Harbi ile ilgili Kaya Öztaş hocamızın ve Durgun Akar'da anne ben Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi ve Dünya Klasikleri, Türk Klasikleri ve Hazreti Ayşe'mizin hayatını içeren bir set hazırladık. Bu süreçte büyük emek veren Ercan kardeşime, İbrahim Bey'e, Gonca Hanım'a, herkese, Aziz Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi okumalar diliyorum. Gaziantep'te Milli Eğitim Müdürü olmak hakikaten çok zor. Çünkü 636 bin öğrenciniz var, 33 bin öğretmenimiz var. 1400 kurumumuz, binamız var. Buraların kontrol edilmesi hakikaten çok zor. Ancak o kadar güzel bir şehir ki kanaat önderleri, bu şehrin yöneticileri kimin sırtında bir yük varsa onu omuzlamak için birbiriyle yarışıyor. Bugün bizim en büyük yükümüzü alan paydaşımız, büyüğümüz, bakanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi burada. Onunla çok güzel bir program yapıyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. 240 bin kitap temin ettiler. 180 bin daha alacaklar. Bütün okullara kitaplık dağıttılar. Bütün okullara kütüphaneler yaptılar. Ve inşallah şu anda az önce dışarıda Sayın Bakanıma söyledim. Çünkü Gazi şehrin eğitiminin artık yükselmesini istiyordu. Bunun için canla başla çalışıyordu. Bunun için gerekirse bir kavşak eksik yapalım ama Gaziantep'in eğitimini, Gaziantep'in bilimini, kültürünü, sanatını ve sporunu çok yükseğe çıkarım dediler. Ben de o müjdeyi verdim. Bütün vermiş olduğu desteklerle beraber, kendi ekibiyle, bizim ekibimizle beraber Gaziantep'in eğitimini Türkiye ortalamasının üzerine çıkarttık. Elhamdülillah. Geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz, hayallerimizsiniz, aşkımızsınız. Baktığınız zaman her annenin, babanın en büyük isteği evlatlarının çok iyi yetişmesi. Hepimizin, ben baktığım zaman bir anne gözüyle bu sınıfa büyük bir gelecek görüyorum. Büyük bir heyecanla geleceğimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyorum. Geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu görüyorum. Geleceğimize ne kadar güvenmemiz gerektiğini görüyorum. Bence en büyük alkışı kendiniz hak ediyorsunuz ve kendinizi bir alkışlayın. En büyük alkış size, sizin yüreğinize, sizin gözünüzdeki ışığa, sizin bu yeteneğinize, sizin kapasitenize. Bugün burada eğer biz içeri girdiğimiz andan itibaren TÜBİTAK projelerini görüşebiliyorsak, bugün Japonya'nın depremde geldiği noktayı yakalamak için öğrencilerimiz elindeki en az imkanlarla
başka bir şey yapmaya çalışıyorsa, bugün içeriye girdiğimiz zaman her bir projede büyük bir vizyon, büyük bir enerji, büyük bir kabiliyet, büyük bir yetenek varsa biz doğru yoldayız. Bu şehir fırsatlar şehri. Bize düşen şey o fırsatları size sunmak. Size düşen şey de onu kullanmak. Eğer bunu kullanmıyorsanız, onu kullanmamız gerektiğini konuşmak için bugün buradayız. Okuma elbette çok kıymetli. Ben okuyorum, Gaziantep okuyor, Sayın Valimizin başlattığı, Vali Babamızın önemli bir proje. Sevgili Peygamberimizin hayatını okuduğunuz zaman ilk okuyla başlayan vahinin eve gelip Hazreti Hatice'ye sarıldığında, anlattığında sen söylüyorsan doğrudur dediği bir ailedir onun yaşantısı. Onun yaşantısı iş ehline verme ve adaletli olmadı, adaletli yönetici olmaktı. Yarın ya burada konuşuyor olacaksınız ya bu en ön sırada olacaksınız. Geleceğin dünyası nasıl olacak? Sizin dünyaya nasıl baktığınız da belirlenecek. O yüzden siz bizim için o kadar kıymetlisiniz ki. Biraz daha. Evet efendim, tamam.